Türkiye Ligi'nde ilk kez oynayan bir kulübün bence hedefi o sene ligde çok iyi mücadele edip ligde kalmak, katılabilirse playoff'a katılmaktır. Ben sezonun başında aslında takımda değildim. Sezonun ortasından sonra göreve başladım. Ve başladığım yerde takım ilk 8 içine girme umudu olan ama düşme tehlikesiyle de karşı karşıya olan bir durumdaydı. Geçen sene bence Sarıyer Belediyesi ligde hak ettiği yeri görmüştür diyeceğim ben. Çünkü hedefi ilk 8 olmalıydı ilk senesinde. İlk 8'e girdi ve sezonu böyle kapattı. Geçen seneki takımın en iyi oyuncularından smaçörümüz Jaime Ortiz Yami bizim tabirimizde. Bu sene voleybolu bırakmak istediğini, babasının rahatsız olduğunu, sürekli ülkesine gidip gelmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine biz de onun ayrılışıyla boşalan yere iyi bir transfer yapmak, onun yerini doldurmak üzerine bir takım yabancı oyuncu arayışlarına girdik tabii ki. Onun yerine iki yabancı oyuncu aldık. Bir tanesi Darya, bir de Ukrayna asıllı, geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde oynayan Valero Zürich, İsviçre takımında oynayan, 4 numaradan oynayan Wojtenko'yu kadromuza kattık. Eczacıbaşı'nın genç oyuncularını kiralayarak transfer etme yoluna gittik. 6 hatta 7 oyuncumuz Eczacıbaşı'nın genç oyuncularından oluşuyor. Onun dışında Ankara Ted Koleji'nden Damla Çakıroğlu'nu transfer ettik. Geçen seneki oyuncularımızdan Kaptan Emel Çelikbaz'ı kadroda kaldı. Geçen yıl Sarıyer Belediyesi Spor Kulübü olarak birincilikte ilk defa yer aldık. Ve bu süreç içerisinde asıl amacımız playofflara kalmaktı. Ve asıl amacımızı gerçekleştirdik. Ve en başlarda sürekli aldığımız galibiyetler sonucunda hedefimizi Avrupa kupalarında yer almak olarak değiştirdik. Ama bu olmadı, istediğimiz gibi gitmedi. Ama kısaca istediğimiz başarıları elde ettik, playoff'a kaldık. Ve bu bizim ilk senemiz için iyi bir başlangıç. ...19 Ekim'de ligimiz başlayacak. O zamana kadar oldukça uzun bir zamanımız var. Bütün o döneme kadar olan çalışmamızı planladık. Bu arada ekipten de bahsetmek istiyorum ben. Kenar ekibi olarak çok aslında kıymetli bir ekibiz. Benim yardımcım bu sene bizle çalışmaya yeni başladı. Erdin Berber hem altyapıda çok tecrübeli hem A takımlarda çok tecrübeli. İstatistik ve saha antrenörümüz Görkem Diken, o da çok tecrübeli. Hem milli takımlar olsun hem birinci lig takımlarında çok uzun süre görev yaptı. Bence kenar olarak da çok güçlüyüz. Bunun ikisini birbirine kardığımız iyi karabilirsek iyi bir sonuç alacağız diye düşünüyorum. Derece olarak da ilk 5 içinde olan bir takım hedefliyoruz. Yani elle tutulur bir ölçüm istersek de ilk 5 içinde olan bir takım. Türkiye Kupası'nda kurrağının da durumuna göre oldukça gidebildiği kadar yukarılara giden, çeyrek final hatta belki Final Four'a kalmayı hedefleyen bir takım olmak istiyoruz. Ligin geçen seneye göre yapısı çok fazla değişmeyecek bence. Galatasaray, Fenerbahçe, Vakıfbank ve Eczacıbaşı yine ligin zirvesinde ilk 4'ün içinde olurlar. Onların dışındaki takımlardan sürpriz yapabilecek takım çıkabilir. İller Bankası iyi transferler yaptı. Bursa Büyükşehir Belediyesi çok erken takımını kurdu ve çok erken çalışmaya başladı. Biz sürpriz bir takım olabiliriz dediğim gibi. Çanakkale Belediyesi yeni lige çıktı, playoff'a girmek için mücadele edecektir. Halk Bankası çok ilginç transferler yaptı. Onlar da çok ligin yeni takımı ama başarıya susamış, çok iyi bir antrenörleri olan, çok iyi bir koçları olan bir takım. Onlar sürpriz yapabilirler. İlk 4'ün içine bu takımların içinden girecek takım çok sürpriz olur. Ama ilk 4'ün dışında 5, 6, 7, 8 için çok büyük bir mücadele olacak. Bu sene, geçen sene elde edemediğimiz Avrupa kupaları oynamak için biraz daha gayret edeceğiz. Ve genç bir takımız, kadromuz çok genç.
Ve bu dinamizmle çok daha güzel şeyler elde edeceğimizi düşünüyoruz. Ve ilk yani geçen seneki tecrübesizliğimizi falan bir kenara bırakıp çok daha iyi başarılar imza atacağız inşallah. Milli takımımız son 10 yılın dünyadaki ivmesi sürekli olan tek takımı diyebilirim ben. Diğer milli takımların çoğu son 10 yıl içinde sürekli dalgalanmalar halinde performans gösterirken Türk milli takımı son 10 yıldır sürekli yükselen bir grafik çizdi. Bunu da geçen sene hem olimpiyatlara giderek hem Grand Prix'de çok zorlu bir turnuva olan Dünya Grand Prix'sinde ilk finale kalarak, ilk üçün içinde olarak gösterdi. Çok istikrarlı bir milli takımımız var bu seneye kadar. Bu seneki sonuçlar aslına bakarsanız hem voleybolun içindeki kişiler olarak hem de tahmin ediyorum tribünde izleyen voleybol severleri biraz üzdü diyebilirim. Dünya Grand Prix'sinde birçok takım genç kadrolarıyla mücadele etti. Çok genç oyuncular oynattılar. Ben en son genç milli takımda dünya şampiyonasındaydım. Dünya şampiyonasında oynayan birçok genç oyuncu Dünya Grand Prix'sinde A milli takımlarda oynadı. En son oynadığımız ve yenildiğimiz İtalya, geçen sene Dünya Grand Prix'sinde playoff'a çıkamazken bu sene neredeyse 3. takımıyla bizi yenip playoff'a çıktı. Biz ise esas takımımızla İtalya'ya yenilip playoff'a çıkamadık. İlk 3'ün içinde olmayı bırakın, ilk 6'nın içine giremedik. Bence bu üzücü bir sonuç. Beklentimiz Avrupa Şampiyonası'nda hakikaten bu performansı düzeltip ilk 3'ün içinde olmaları, hatta final oynamaları. Çünkü bu takım bu ivmelenmenin sonunda bu Avrupa Şampiyonası'nda final oynayabilecek güçte, final oynayabilecek kapasitede bir takım. Ondan sonra da tahmin ediyorum bir sonraki olimpiyatlara doğru takımda bir gençleştirme operasyonu olur herhalde ki bu yaş grubu artık bu Avrupa Şampiyonası'ndan sonra yavaş yavaş yerini gençlere terk eder. Milli takımda gençleştirmeye yönelik çabalar var ve bunlar artık hani daha bariz olmakla birlikte daha başarılı olacak gibi gözüküyor. Benden daha küçük hatta yaşıtlarım A milli takım kadrosuna yer almaya başladı. Bu bizim için umut vadedici ve güzel bir şey. Türkiye voleybolu için de çok büyük katkılar sağlayacak.